Ne oldu sana? Ne zaman başladı? Neyi olmuş? Sen biliyor musun? Hatırlıyor musun? Onları bir anlat bakalım. Şöyle 8 yaşında ben kolumu kırmıştım. Salıncak diyeyim. İlk de bir salıncak yapmıştık biz küçükken. Yüksek bir yere çıkıp oradan sallanıyorduk. Sonra Yaramazmışsın sen o zaman. o kadar da değildim ama kuzenim ve ablam ipi tutarken onlar yanlışlıkla bıraktı. Ben de yere düştüm. Belki Kolumun bilerek de üstüne yapmış oturdum. olabilirler. Bu arada onu da aklından hiç Artık onu çıkar. bilemiyorum. Nifak Küçüktük zaten. Onlar da küçüktü. Ben de sokmak gibi olmasın ama. İlk başta biz köydeyken Kırıkçı'ya gittik. Orada yani hastane uzak olduğu için birazcık da kısık Kırıkçı'ya gittik. Yanlış kaynadı. İstanbul'da hastaneye gittik. İstanbul'daki hastanelerde ilk gittiğim hastane kırmaya çalıştı, kıramadı. Sonra farklı bir hastaneye gittik. Orada da aynı şekilde kırmaya çalışacaklardı. Biz istemedik. Sonrasında ameliyata karar verdiler. Yani 8 yaşında ben ameliyat oldum. Tam tarihini hatırlamıyorum ama. Sonrasında 15 yaşıma kadar sürekli kontrole gittim ama herhangi bir röntgen falan çekilmedi. Anneme de kolumun bu şekilde kalacağını söylemişler. Biraz Böyle. eğriydi değil mi? Aynen. Bana geldiğin zaman. Birazcık. Yani tam şey yapamadım. Sonrasında üniversite 3. sınıfta benim böyle bir ağrılarım başladı. Yani çantayı taşıyamaz oldum, yazı yazamaz oldum. Yani hiçbir şey yapamaz oldum. Sonrasında yaklaşık 20 doktor gezdim. En son sizinle tanıştım. Bizden önceki doktorlar ne dedi size? Bizden önceki doktorlar şunu söyledi. Bazıları ameliyat dedi, işte uzatma ameliyatı dedi, dondurma ameliyatı dediler. Yani kolunu donduracağız, protez kol gibi kullanacaksın falan dediler. Ben onları kabul etmedim. Daha sonra Siz nereden buldun, nasıl buldun? ben sizi bir tanıdığımın aracılığıyla buldum. Buldum. Evet, iyi ki de bulmuşum. Çok memnunum. Sağ olun, teşekkür. Hareketleri yapamıyordum, bu hareketimi yapamıyordum, bu şekilde yapamıyordum. Hiçbir hareketi yoktu aslında. Biraz böyle elbirin Evet. sakat gibi duruyordu. Biraz dış tarafa dönüktü. Yani Dış tarafa şöyle dönüktü. bir şeydi ama şimdi çok Ama şükür. hiç oynatamıyordun ağrıdan dolayı, değil Yok, mi? hiç oynatamıyordum. Peki senin sorunun neydi? Asıl ona gelmedik. Yani sorunun bir kemiğin Evet. burada yerini gösterir misin? Şu kemiğim, ulna kemiği Kemiği kısaydı. kısaydı ve aşağı Hareket ediyordu. yukarı Evet. böyle sallanıyordu. Her döndüğünde aslında aşağı Acı yukarı çekiyordu. böyle Aynen. şey gibi aşağı yukarı gidiyordu Yani trambolinde böyle zıplıyormuş gibi. Bu şekilde bir galiba, aşağı bir yukarı değil mi? Ama öyle şu anda hareket döndür ediyordu. bakayım bir. Tabii şöyle. Biz sana ne ameliyat önerdik? Siz bize kemiği bağlama ameliyatını Evet, önerdiniz. aslında biraz sana da teşekkür ediyorum bana güvendiğin için. Yani böyle çok nadir yapılan, böyle çok şey yapılmayan bir ameliyat, yani sık yapılmayan bir ameliyat. Bunu da ben söyledim ama sana zarar vermeyeceğimi de söyledim. Evet. Yani en azından sen de hiç şeysiz kabul ettin yani aslına bakarsan. O da birazcık ne bileyim bizim yani biz güvendiğimiz için sanırım. Çünkü biz diğer hastanelerde diğer doktorlara direkt hayır dedik. Ama size hemen evet dedik. Evet, Demek ki o kadar çok güven veriyorsunuz evet. insanlara. Yani hakikaten bir yolla çok aslında kötü durumdaydın da. Yani ben Evet. de ağrıdan duramıyordun, iş yapamıyordun. Hiçbir Annesi şey yapamıyordum. zaten şey yapmış ya, yani bıkmış kızdan. Hiç iş yapamıyor Ya bıkmamaydım. diye. Canlar sağ olsun Say canım. say say şaka yapıyorum, şaka. Yani ama ameliyat oldu, hala iş yapmıyormuş Şu an değil de herhalde bak. yapar bundan sonra. Artık yapsın canım yani arkadaş. Şey şu, ameliyat nasıl oldu? Uyanık mıydın? Uyanık, yani yarı uyanıktım diyebilirim. Aslında sana bir oradan geçen kastan kemiğin etrafına nakil yapıldı. Etrafı çevrilerek kemiğin daha fazla oynamasını engelledik. İşine bak, Sabitlendi gibi bir şey oldu, sabitlendi evet. ama bu dondurma ameliyatı değil. Sabitleme ama dondurma ameliyatı değil. Dondurmadan bunu yapmak lazım çünkü elini çeviremezsin yoksa. Şu an hani ağrısız şekilde elini çevirmeye başladım. Bu çok önemli. Yani eskiden yapamadığın şu, özellikle yapsana şu Evet, hareketi. şu hareket hiç İki, hiç yapamıyorum. yapamıyordun. Bunu Şimdi onu yaptığım zaman da burada sürekli bir oynama şeysi oluyordu. ve Ağrı
dolayı. Bir de eldiveni oynatırken özellikle Tabii. ağrım vardı. Bu arada aynı anda kapalı bir ameliyat daha yapıldı ve içerideki bağlar onarıldı. Eldiveni çok ağrım da vardı aslına bakarsan. Evet, çok vardı Şu gerçekten. anda eldivendeki ağrılar herhalde normal oynatabiliyorsun herhangi bir Tabii, sıkıntınla. oynatabiliyorum. Hatta ben şuralarımı tutturamıyordum. 2 senedir ben şu elimi bu nasıl diyeyim penye bile giyemiyordum yani. En ufak şu kaza bile şöyle ilerletemiyordum. Çünkü çok böyle Elektrik çarpması gibi evet öyle bir hissin. şey oluyordu. Öyle bir hissim vardı. Zaten mesela anneme sürekli dedim ki anne birazcık masaj yap falan diyordum ama buraya dokundurmuyordum. Şu bölgelere sadece yapıyordum. Onun dışında bir de ben mesela işe elektrik süpürgesi de diyelim ki evi süpürüyorum. Direkt kolum şişiyordu. Yani şişme de oluyordu. Çok şükür şişmem de yok. Yani bileğimde şişme de Evet, olmuyor. sabitlenince ve işler çözülünce iş Evet. düzeliyor. Çok Ama şükür. yani hakikaten çok kötü bir yerden iyi bir yere geldik. Geçmiş olsun. Evet, çok sağ olun. Çok İnşallah teşekkür her ederim. şey yolunda gider bundan sonra da. Sağ olun. Biraz bir sene daha ev işlerinden, annenden izin alacağız ama bir sene sonrasında artık sana devrederiz. Dur bakalım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür Sağ ol, ederim. geçmiş olsun.